Olimpis'ten hanımlara yepyeni bir müjde. Ooh, Merhaba ben Elif Korkmazel. Olimpis'ten sizlere yepyeni Olympist. bir müjdem var. Olimpis'ten yepyeni bir ürün. Olympist. Dünyada ilk ve tek 5 farklı mutfak aletinin yerini alacak. 5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak. Omlet yemek yapacak, artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek. Sapı çıkartılıp takılabilir, mutfakta yer kaplamaz. Ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. İnanılmaz gözüküyor değil mi? Başka hiçbir mutfak aletinde olmayan bu fonksiyonlarla siz de tanışın. Hemen arayın. Bu birbirinden eşsiz lezzetleri sağlıklı olarak siz de tadın. O olimpist. O o, o olimpist. Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar. Sevgili izleyenlerim, canı gönülden hepinizi tekrar selamlıyorum. Güzel bir çörek. Tahinli çörek, tahinli. İçerisinde neler var? Hamurun içerisinde neler var? Hamurun içerisinde bulunan malzemeler, tabii ki tek tek şimdi sayacağım sevgili izleyenlerim. Siz de aynı malzemelerle güzel güzel bunları hazırlamış olursunuz. Bir bardak süt, evet. Bir bardak tahin, bir bardak süt, bir bardak tahin. Bunları. Bir bardak pudra şekeri bir tane toz maya, bir adet yumurta, 100 gram tereyağı. Bakın bunların hepsini bir araya getirdim. Getirdikten sonra aldığı kadar unla bir hamur hazırladım. Hamurun esmerliği tahinden alınmıştır. Tahinin renginden alınmıştır. Buram buram bir tahin kokuyor sevgili izleyenlerim. Buram buram tahin kokur. Dikkat edin siz de. Şimdi daha sonra bunun üzerine kullanacağım malzemeler Pekmez ve bolca susam var burada. Tepsimiz bir tane tepsinin tabanına e, çok az bir yağ sürüyorsunuz kağıt hareketlenmemesi açısından. Ve daha sonra da bir yağlı kağıt seriyorsunuz onun üzerine. Çünkü e, pekmezi süreceğimizden pekmez akacaktır. Akan pekmez de Tabii ki tepsiye bulaşmaması açısından bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi... Bir saat evvel kadar yapmış olduğum hamuru tekrar yoğuruyorum. Tabii ki bütün malzemeler özleştikten sonra bunu bir daha yoğuruyorum. Yoğurmuş olduğum malzemeyi 3 eşit parçaya ayıracağım. Sevgili izleyenlerim 3 eşit parçaya ayıracağım. Aşağı yukarı 1 kilo 200 gram civarında burada bir hamur oluştu. Bu 1 kilo 200 gram civarındaki hamuru 3 eşit parçaya ayırıyorum. 3 eşit parçaya ayırdıktan sonra bunları evet burada gördüğünüz gibi. Her hamuru da 3 eşit parçaya ayırıyorum. Her hamuru da 3 eşit parçaya ayırıyorum. Evet bunları da görüyorsunuz burada. 9 ee, adet 9 adet burada sizlere çörek hazırlayacağım. Şimdi örgü yapabilirsiniz. Örgü yapabilirsiniz. Evvela şunları bir beze şekline getireyim de sevgili izleyenlerim. Hangisi büyük hangisi küçük onlardan biraz Birbirlerine koparma yapalım ki hepsinin aynı boyda olmasını sağlamamız açısından. Evet durum böyle. Şimdi bunları tabi bu şekilde hazırlıyoruz. Hazırladıktan sonra toz maya kullandım bugün. Toz maya kullandım. Bunlar tepside malzemeler kıvama geldikten sonra Tepside kıvama geldikten sonra malzemeleri tabii ki fırın tepsisinde direkt fırına vereceğiz. Ve fırına vermeden evvel üzerindeki malzemelerimiz var. Pekmezimiz var. Pekmezin haricinde de bolca susamımız var. Onları kullanacağız. Evet hamurlarımız burada gördüğünüz gibi yağlı bir hamur. Yağlı bir hamur şöyle bırakalım. Evet ve daha sonra orada. Ee, üzümü bir halledelim. Onun kaynama süresi ocağa bıraktıktan sonra 10la 15 dakika arasında kısık ateşte kaynatıyorsunuz. Kaynayan o malzemeleri, kaynayan malzemeleri sevgili izleyenlerim. Daha sonra ocağı çok kısıyorsunuz ve kısık ateşte olmak kaydıyla bunları hazırlıyorsunuz. Şimdi e, taşmadan, taşmadan hazırlamak çok önemlidir. Taşırıldığı zaman zaten hem ölçüleriniz kayıp olur hem de o öyle bir şey ki yapıştığı zaman ateşin yandığı ocağa yapıştığı zaman bir daha çıkarma şansınız olmuyor. Öyle yanıyor orada kalıyor. Şimdi burada tabi bu çörekleri evvela şöyle beze yaptıktan sonra ve daha sonra bu bezeleri birer tane oklava şeklinde kısa oklava şeklinde hazırlıyorum hazırladıktan sonra bunları daha sonra şekillendirip tepsiye dizeceğim tepside biraz malzemelerimi kıvama gelmesi açısından beklettikten sonra bunları Tabii ki daha sonra e, daha evvel ısıtmış olduğum 180 derece fırına vereceğim biliyorsunuz fırında şu an patlıcanlar var o patlıcanların orada kıvama gelmesini bekliyorum çok sıcak hem de taşırmamak açısından orada ocağın üzerine bıraktım Şimdi onları hazırlayacağım Dediğim gibi gazlı ocaklar olursa Hemen ısısını kısıyorsunuz Isı azalmış oluyor Isı azalınca da zaten istediğinizi Yapmış oluyorsunuz Üzümler kıvama geldikten sonra da Zaten ocağın altını kısacağız Kısık ateşte Şerbeti limonu verdikten sonra Kıvama gelmesini sağlayacağız Şimdi bunları yaparken Tabi dikkat edilmesi gereken Meseleler var sevgili izleyenlerim, belmeket meselesi değil. Ee, biliyorsunuz, belmeket meselesi değil. Ee, takılıyorum ben böyle. Seviyorum. Ne yapayım yani? Efendim bakın, burada özle, özel, özleşmiş bir hamur. Bakın, özleşmiş bir hamur. Orada niye öyle yaptım ben onları? Özleştirdikten sonra, özleştirdikten sonra, sevgili izleyenlerim, tekrar bunları bu şekilde hazırlıyorum. Bakın böyle hazırladıktan sonra bunu şöyle getiriyorum. Şöyle, şöyle bırakıyorum. Şimdi bunu böyle bırakmakla bu iş oluyor mu? Olmuyor. Olmuyor tabii. Hemen şöyle şu ucuş tarafını şöyle getiriyoruz. Şimdi 6 tane olacağından dolayı onları sonra şekillendireceğim ben üstlerine bastıracağım, şekillendireceğim. Yeter ki hepsinin aynı boyda olmasını sağlamamız. Bakın malzememiz gayet hoş bir malzeme, gayet güzel bir malzeme. Herkese, herkesin yapabileceği tarzda güzel güzel şöyle açtıktan sonra bunları evet şöyle hazırlamış olduk. Efendim bir taraftan bakın hemen Özleşiyor bu. Kendi kendine açılıyor yani. Onu demek istiyorum. Özleşiyor. Bunları hemen bu şekilde hiç uğraşmadan, hiç uğraşmadan, hiç uğraşmadan şöyle güzel güzel hazırlıyorsunuz. Hazırlamış olduğunuz bunları şöyle üçer üçer sırayla diziyorsunuz. Bunlar biraz sonra mayalanacaklar. Evet şöyle bakın ne kadar özleşti hamur hamurda herhangi bir pürüz kalmadı. Kalmayınca da istediğimiz gibi hareket ettirebiliyoruz. Buyurun. Evet istediğimiz gibi hareket ettirebiliyoruz sevgili izleyenlerim. Yaramazlara değindim. Yaramazlara değindim. O yaramazlar var ya. Onlar, 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 onlar. Efendim neymiş de maaş alamıyormuş da ne? geçinemiyorlar. Allah sizi var ya bildiği gibi yapsın. Üç dönem Emeklileriniz var be. Üç dönem emeklileriniz var. Onlardan 30 lira. Pekala ondan geçinemiyorsunuz. Bu normal emekler nasıl geçinecek? 9 liraya, 1 liraya. Efendim pekala nasıl geçinecek bu asgari ücretle çalışan insanlar? Hiç vicdanınız yok mu? Siz gelin onların yerine gelin bakalım. Hele bir ay yapın. Bak bir ay parasız çalışıyorsunuz diye devletin bütün imkanlarını kullandığınız halde efendim üstünüzü başınızı yırtıyorsunuz. Devletin bir sürü imkanlarını kullandığınız halde her şey bedava. Her şey bedava. Beleş. Yan gel yat. Her şey bedava. Bir de kalkıyorsunuz. Üstünüzü başınızı yırtıyorsunuz. Yaramaz çocuklar gibi. Efendim maaş alamıyoruz. Maaş alamıyoruz. Maaş alamadığımız için de biz geçinemiyoruz. Yazıklar olsun size Yazıklar olsun. İç yüzünüz her zaman gösteriyorsunuz böyle. İç yüzünüzü her zaman gösteriyorsunuz. İç yüzünüz var ya kapkara bir şey ya. iç yüzünüz. Öyle şey mi olur? Sen orada koskoca bakansın. Efendim bir buçuk aydır maaş alamıyorsun ve dert yanıyorsun. Sizi gidi yaramazlar. Sizi gidi. Efendim pekala zavallılar ne yapsın? Ev kirası verenler, asgari ücretle çalışanlar. 1 milyara 1 milyon maaş alan emeklerin hali ne olacak? Sizi gidi var ya artık ne diyeyim ki Allah sizi bildiği gibi yapsın. Allah'ım bildiği gibi yapsın. Ben şurada bunları halledeyim de fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Ondan sonra efendim şöyle bunları hazırlayıp şöyle getirdik. Şimdi bunları hazırlayıp getirdikten sonra şuradaki hamur ne var? Bir şey mi var? Bir durum mu var? Söyle bakayım. Bir durum varsa söyle. Yapalım açık o durum. Ha, ne bileyim ya hala. Bir şey diyorsan söyle bakalım. Evet şunları şöyle sevgili izleyenlerim hazırladıktan sonra bunları şöyle bırakıyorum. Şimdi bunları bıraktık. Şöyle aralıklı olmak kaydıyla hepsini hazırladık. Hazırladıktan sonra şu şekilde bunları şöyle bastıracağız. Bastıracağız biraz yayılmasını sağlayacağız. Biraz yayılmasını sağladıktan sonra evet çok güzel tayini bir çörek. Sizlere de tavsiye ediyorum. Şöyle bunları bu şekilde hazırladıktan sonra şöyle evet bunları şimdi yayvan bir şekilde aldırıyoruz. Şunu şöyle alalım. Onlar biraz daha Yayılacaklar boşluklara. Bakın yağlı kağıdı serdiğim zaman üzerlerine yapışmıyor sevgili izleyenlerim. Yapışmayınca da siz de rahat hareket ettirmiş olursunuz. Şöyle evet. Şimdi bunları bir müddet böyle tepside beklemeye alacağım. Tepside beklemeyi aldıktan sonra bunların üzerine efendime söyleyeyim pekmezi ve daha sonra da e, susamı bol bol serpeceğim. Serptikten sonra da bunları fırına vereceğiz. Şöyle e, pekmezin tutması haricinde, yani pekmezin dışarı akmaması haricinde kanallar oluşturuyorum. Bakın siz de aynı şekilde bunu hazırlarsanız iyi netice alınır sevgili izleyenlerim. Böyle kanallar oluşturdum ben burada. Bu kanalları oluşturduktan sonra pekmez de oralarda kalacak. Her ne kadar mayalı hamur ise de pekmezlerin burada kalmasını sağlayacağım. Şöyle bu uçları da böyle şöyle bir birleştireyim de şöyle yavaş yavaş açmasınlar, kaçmasınlar. Durum böyle. Şimdi bunları hazırladıktan sonra bir müddet beklemeye alıyorum. Bunlar bir süre işte bir müddet beklemede kaldıktan sonra efendime söyleyeyim onun üzerine pekmezleri süreceğim. Ve daha sonra da pekmezi sürdükten sonra sevgili izleyenlerim bol susam ilave edeceğim. Olsam ilave ettikten sonra da tabii ki e, fırına vereceğiz. Evet, neler yapacağız? Şimdi neler yapıyoruz? Hemen bir tane fırça alalım, efendim. Fırçayı aldıktan sonra şuradaki pekmezleri bol bol Efendim buradaki malzemenin üzerine bakın. O kanalları oluşturduğum, niye oluşturdum? Pekmezleri üzerinde tutması açısından. Şöyle bunları güzel güzel pekmezle sıvadıktan sonra Sevgili izleyenlerim, bunun üzerine bolca susam ekleyeceğiz. O susam ekledikten sonra bunu fırına vereceğiz. Orada e, instant yani e, toz maya olduğu için fırında kabaracaktır, Kıbr fırında mayalanacaktır. Evet, şunları şöyle. Evet, içerisinde bulunan malzemeleri tekrar sayıyorum. Bir bardak ılık süt, bir paket toz maya, bir bardak tahin bir bardak pudra şekeri, bir adet yumurta, 100 gram tereyağı. Ee, bunların hepsini bir araya getiriyorsunuz. Getirdikten sonra aldığı kadar unla bir hamur hazırlıyorsunuz. Hazırlamış olduğunuz hamuru bir saat kadar dinlenmeye alıyorsunuz. Hamurlar, hamur e, dinlendikten sonra, tabi kıvama geldikten sonra hamuru efendime söyleyeyim. Oh, evet. Daha sonra tekrar yoğurup 3 eşit parçaya ayırıyorsunuz. Onları da üçer eşit parçaya ayırıyorsunuz. Yani 9 tane burada çörek hazırlıyoruz sevgili izleyenlerim. Bolca susamlı böyle bol susamlı üzerine ilave ediyorsunuz pekmezlerin üzerine. E, yağlı kağıt sermeniz gerekiyor daha iyi bir netice almanız açısından yağlı kağıt ve ondan sonra da efendim üzerine hamurları yerleştirip üzerine bolca pekmez susamı ilave ettikten sonra fırının durumuna bakıyorum. Fırının durumu nedir? Fırında patlıcanlar var. Onları alıyorum. Evet, fırında patlıcanlar var. İstediğim kıvama gelmişler. Bunlar da şimdi bunları alıyorum. Bunları şöyle bırakacağım. Bunların soğuması gerekli. Onların soğuması gerekli. Bu arada da bu arada da hemen bunları fırına verelim. Bunlar fırında pişerken biz de değer işlerimizi hazırlamaya çalışalım. Ellerimi yıkayıp geliyorum arkadaşlarım. Tam böyle gaza gelmişken müziği kesiyorsunuz. Efendim fırına doğru bir gidelim bakalım. Vay 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 vay. Gel bakayım gel bakayım. Bücürük gel bakayım. Of. Yok abi biraz daha kalsın. Diyor ki biz biraz daha kalalım fırında orada. Şimdi tabii gelelim burada bizim çöreklere. Çörekler muhteşem bir şey oldu. Çok muhteşem bir şey sevgili izleyenlerim. Ee, herkes tabii ki yapabileceği ölçülerde kendi mutfağında bulunan malzemelerle yapılan bir işlem. Hemen alalım şuradan. Şu şekilde. Öf be. Öf be. Öf be. Evet. Şu şekilde şunları bir alalım sevgili izleyenlerim. Bunları sırayla sırayla şöyle bir tabağa diziyorum. Tabağa dizdikten sonra da tabii ki bütün görevimizi yapmış oluyoruz demektir. Şunu da halledelim ve şuradan alalım şunu. Bu şekilde. Evet durum böyle. Bir tane de şuradan alıyorum. Efendim şunu da şöyle alıyoruz. Şuraları bir kaldıralım. Şuralar elimizin altından o tarafa gitsin. Ve daha sonra orada nelerin olduğunu ekrana getirmiş oluyoruz. Şöyle. Şimdi ocakları kapattık. Ocakları kapalı. Orada güzel bir çörek hazırladık. Tabii çöreği hazırlarken evet durum böyle. Sevgili izleyenlerim, altı üstü durumu böyle. Çöreğin içerisinde neler var? Tahinli güzel bir çörek, mis gibi tahin koktu burası. İçerisinde neler var? Bir bardak ölçülerimiz su bardağı, bir su bardağı tahin, bir su bardağı ılık süt, 100 gram tereyağı, bir adet yumurta, bir paket e, toz maya, bir su bardağı pudra şekeri. Hepsini bir araya getiriyorsunuz ve ondan sonra aldığı kadar unla güzelce karıştırıyorsunuz. Bir yumuşak hamur hazırlıyorsunuz. Hazırlamış olduğunuz o hamuru bir saat kadar bekletin. Çünkü içerisinde farklı kimyası olan malzemeler var. Süt var, e, yağ var, e, tahin var, pudra şekeri var. E, efendim e, maya var e, bunların hepsi yumurta var hepsinin bir araya homojen bir kıvama gelmesi için zamana ihtiyaç vardır. Yani hemen karıştırdığınız zaman, hamuru yaptığınız zaman, hamuru tuttuğunuz zaman bunlar hemen olmuş demek değildir. Bunların hepsine bir zaman ayıracaksınız ki bunlar kıvama gelsin. Kıvama gelsin ki o hamur sizin sözünüzü dinlesin. Yani hamurdan nasıl bir şekil yapmak istiyorsanız hamur o şekle gelmesi açısından söylüyorum bunları. Çünkü öbür türlü eğer ki hamur istediğiniz kıvama gelmemişse, hemojen bir kıvama gelmemişse, şekillendirdiğiniz zaman hamur kopar, birbirinden ayrı düşer, efendim istediğiniz şekli veremezsiniz. Bakın ben hamurları e, evvela üç parçaya ayırdım. Her üç parçayı düşer parçaya ayırdım. Dokuz parçaya ayırdıktan sonra onları birer oklava şekline getirdim. Biraz dinlendirdim. Tekrar bir daha açtım ki Hamurlar laf dinlesin diye. Yani böyledir bu işler. Sizlere de aynı şeyi tavsiye ediyorum. Size ayrılan sürede burada sona erdi. Sevgili izleyenlerim, sürçü lisan ettiysek affola. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olasınız. Tekrar sevgili izleyenlerim. Kolay kurulumu hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.